أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis-i şerif dersimizde yeni bir bölüme başlamıştık. Kıyamet alametleri bahsi. Kıyamet alametleri nelerdir? Bununla ilgili hadis-i şerifleri, rivayetleri okumaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son okumuş olduğumuz hadis-i şerifte bir adam Medine'de Mervan'ın ders verdiği bir halkaya oturmuştu. Orada Mervan Deccal'dan bahsetmişti. Bu adam da onun önünden kalktı. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'ın yanına gitti. Dedi ki, karşı tarafta Deccal'dan bahsediliyor. Böyle bir şey var mı? Sen Resulullah'tan böyle bir şey işittin mi? O da Resulullah Efendimiz'den Deccal'ın geleceğini işittiğini söyledi. Ve aynı zamanda güneşin batıdan doğacağını ve o günde hiçbir kimsenin tövbesinin ve imanının kabul edilmeyeceğini, bu da kıyametin büyük alametlerinden olduğunu anlatmıştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz aynı konu üzere. An Ubeyd ibn Umeyr, Ubeyd bin Umeyr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Leyusbihunne deccale akvamun. Bir grup insanlar yekulüne diyecekler ki Deccal'a inna na'lemu innehu kazibun. Biliyoruz ki biz bu Deccal yalancıdır. Velakinnehu nushibuhu lineküle minet ta'am. Fakat biz bu Deccal'ın yanındayız. Onun yiyeceğinden yemek için. Ve ner'a mineşşeceri ağaçlardan meyve yemek için. Yani Deccal son derece kuvvetli ordusuyla bütün her yeri ele geçirince yanında bir takım insanlar diyecekler ki biz biliyoruz bu deccaldır, yalancıdır. Lakin bunun yanında çok yağlı yiyecekler var, çok güzel meyveler var. Yani dünyalık imkanlar geniş, o yüzden biz bunun yanındayız diyecekler. Nezele gadabullahi nezele fihim küllehum. فَاِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللّٰهِ Allah'ın öfkesi indiği zaman نَزَلَ ف۪يهِمْ كُلَّهُمْ Onların tamamı yok olup giderler. Demek ki buradan farklı bir konu daha ortaya çıkıyor. Zalimin yanında bulunmak vebal olarak yeter. Zalimin yanındayım ama ben ona inanmıyorum. Onun zalim olduğunu biliyorum. O adam kötüdür. Demek yetmiyor. Zalimin yanında olmamak gerekiyor. İşte buradaki kimseler Deccal'ın yanında bulundular ama Deccal'ın inanmadıkları halde yanında bulundular ama onun elindeki dünyalıklardan istifade etmek için bulundular. Fakat Cenab-ı Hakk'ın öfkesi onları da yerle bir etti. Evet. Buradan anladığımıza göre demek ki Deccal kıyamet alametlerindendir ve gelecektir. Bu da aynı zamanda hadis-i şerifimizin, bu konumuzun ana konusu. Anil Hasan an Semurete bin Cündüb'in enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Hasan Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan naklediyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. İnned deccale haricun. Elbette deccal çıkacaktır. Ortaya çıkacaktır. Ve huve a'varu aynuş şimal. Sol gözü şaşı olacaktır. İnnehu yubri'ül ekmehe vel ebras. Ekmeh ve ebras. Yani anadan doğma körü ve cildinde tedavi edilemeyecek olan alaca hastalığını iyileştirecektir. Bak deccal olduğu halde insanların deva bulamadıkları hastalıklara deva bulacak. Ondan sonra ve yuhyil mevta ölüleri diriltecek. Feyekul linnas insanlara diyecek ki ene rabbukum. Ben sizin Rabbinizim diyecek haşa ve kella. Aynı Firavun nasıl dedi? Değil mi? Nemrut da dedi. Ha, bu son gavur daha büyük bir gavur olacak ki bu şekilde acayip acayip işler yapacak insanları kendisine inandırmak için. Tabi burada şöyle bir husus daha çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın izin vermesiyle. Yani o kendi
kuvveti kudretiyle bunu yapamıyor. Allah ona müsaade ediyor, yap bakalım. O da yapıyor, aynı şeytanın yapması gibi. Hani şeytan Allah'a, Allah'ımız şeytana müsaade ediyor ya. Şeytan şimdi hepimizin damarlarında dolaşmıyor mu? Kalbine girmiyor mu? Giriyor. E nasıl giriyor? Allah müsaade ediyor, giriyor. O da imtihan işte. Ha, o zamanın imtihanı da bu şekilde olacak. Cenab-ı Hak ona müsaade edecek. O da bu anlatılan şeyleri yapacak. Şimdi bazıları inkar ediyor bunlara bakın. Yok canım öyle şey olmaz. Bu hadis uydurmadır diyor. Yahu yazıyor kitapta, nasıl peygamberimizin sözünü atalım. Anlamıyorsan anlamıyorum de de anlayalım senin ne olduğunu. He. Anlıyorsan o zaman teslim olacaksın. Böyle. Nasıl olacak? Olacak. Bir şekilde olacak. Cenab-ı Hak olduracak yani. Femen kâle, kim derse ente Rabbi fekat feten. Evet sen benim Rabbimsin diyen kimse onun zehrini yutmuş olacak. Yani ondan etkilenmiş, ona iman etmiş, onun fitnesine kapılmış olacak. Ve men kâle Rabbiyallah hatta yemutu ala zâlik, ölene kadar hayır benim Rabbim Allah'tır derse fakat asame min fitnetihi, onun fitnesinden, zehirinden, şerrinden kurtulmuş olacak. Feyelbetu fil ardu mâ şâe Allahu en yelbet. Bu yeryüzünde Allah'ın dilediği kadar kalacak. Efendimiz burada herhangi bir zaman söylemiyor. Fakat Cenab-ı Hak ne kadar dilerse o kadar yeryüzünde kalacak. Bu işlere saptırmaya, sapkınlığa, fitne fesada devam edecek diyor. Sümme yeciyu İsa bin Meryem. Sonra yeciyu İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa gelir aleyhissalatü vesselam. Demek ki İsa aleyhisselam da gelecekmiş. Kıyamete yakın Deccal çıkacağı gibi İsa aleyhisselam da gelecek. Gökyüzünde İsa aleyhisselam. Ha bazıları şimdi bunu yalanlamaya çalışıyorlar, gene İsa ölmüştür diyorlar. Yahudilerin inandığı gibi İsa ölmüştür diyorlar. Ondan sonra biz ne diyoruz? Hayır. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından gökyüzüne yükseltilmiştir. Kıyamete yakın gelecek. İşte burada hadis-i şerifte de Efendimiz beyan buyuruyor. İsa aleyhisselam gelecek. Min gıbelil mağribi, batı tarafından. Musaddikan bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'i tasdik edici olarak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki beni tasdik edici olarak gelecek. Yani yeni bir peygamber ve yeni bir din getirmeyecek. Ya kendisinden önce peygamberi tasdik eden, kendisinden önce zaten var olan dini yaymak için gelecek. Feyyaktülü deccale, deccalı öldürecek buyurdu sevgili peygamberimiz. Sümmekal, sonra şöyle buyurdu Efendimiz. İnnemâ hiye kıyâmus sa'a. İşte bu an kıyametin kopma saatidir buyur. Artık bundan sonra kıyamet kopacak. Kıyametin alametlerinden, demek ki sonuncularından bu. Artık ondan sonra kıyamet kopacak, geri dönüşü olmayan bir gün başlayacak. وَرَوَا سَعِيدْ عَنْ قَتَادَ سَعِيدْ قَتَادَ'den عَنِ الْعَلَىٰ اِبْنِ زِيَادِ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرٍ. O da İbni Ziyad, Alâ İbni Ziyad el-Adevi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anhu mecmuinden rivayet ettiğine göre kâle şöyle diyor. La tekûmü s-sâ'atu hattâ yectemî'e ahlul beyti alel inâil vâhid. Ehli beyt yani peygamberimizin ailesinden olanlar bir yere toplanmadıkça kıyamet kopmayacak. وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَافِرَهُمْ وَمُؤْمِنَهُمْ. Onlar kafiri mümini bilirler. قِيلَ وَكَيْفَ ذَٰلِكَ. Dediler ki bu nasıl olacak? Galet dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu Abdullah radıyallahu anh. تَخْرُجُ الدَّجَّةُ دَابَّتُ. Dâbbe çıkar. Daha önceki dersimizde bundan bahsetmiştik. دَابَّتُ الْاَرْضِ denilen yeryüzünün tamamını dolaşıp altı üstüne getiren bir yaratık çıkacak. Ondan sonra وَهِيَ دَابَّتُ الْاَرْضِ. O da دَابَّتُ الْاَرْضِ'dır. Yani yerde yürüyen bir canlıdır. فَتَمْسَحُ كُلَّ اِنْسَانٍ عَلَى مَسْجَدِهِ. Bütün insanların secde yerine dokunur. Yani neresi secde yeri? Alın. Bütün insanların alnına dokunur. Ondan sonra evet. فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ. Mü'mine gelince فَتَكُونُ nüktetuhu beyza. Onun alnındaki izi beyaz olur. Ha. Fetefşu fi vecihi hatta yebyazza leha vecuhu. Ve bu alnındaki beyazlık büyür, yayılır, 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 bütün yüzünü kaplar diyor. Müminin. Ha.
Ve emmel kafire, kafire gelince kafire de dokunur. Bütün insanların alnına dokunacak dedik ya, buyurdu ya. Ha, mümine dokununca nur olacak, alnı sonra bütün yüzün nur olacak. Kafire dokununca fetekûnü nüktetuhu sevdâe, onun alnında da siyah bir nokta oluşacak. Fetefşû fî vecihî, yüzüne yayılacak. Hatta isvedde lehâ vecuhu, yüzü simsiyah olacak. Hatta yütebâyi'û fî esvâkihim, ta ki onlar sokaklarında alışverişe devam ederler. Yani kimse bunun farkında olmayacak. Ya görüyor musun? Feyekûlûne, derler ki keyfe tebî'û hâzâ ya mü'min, bunu nasıl satıyorsun ey mü'min? Ve keyfe te'hûze hâzâ ya kafir, bunu nasıl alırsın ey kafir? Fema yarıttu ba'luhum ala ba'd. Evet, bu şekilde insanlar farkında olmadan damgalanacaklar. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhu ennehu kal. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. İnne dâbete zâte zâbetin ve rîşin lehâ erba'u kavâim. Bu dâbbe diyor öyle bir hayvandır ki tüyü var. Ondan sonra dört ayağı vardır. Tehrucu min ba'zı edviyetin tihame. Tihamenin bazı vadilerinden çıkar. Ve an İbn Umar radıyallahu anhuma fi kavlihi teala, Allah Teala'nın şu kavli şerifinde ki Neml suresi 70-82. Ayette İbn Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bismillah, ve iza vaka'al kavlu aleyhim ahrajna lehum dabbatan min el ardı ta'kul tukallimuhum enne'n nase kanu bi ayatina la yuqinun. Sadakallah. Ve iza vaka'al kavlu aleyhim, onların üzerine, insanların üzerine sözümüz vaki olunca, hükmümüz geçince ahrajna lehum dabbatan min el ardı, yerden onlara bir dabbe çıkartırız. Yani bir canlı çıkar. Tükellimuhum, onlarla konuşur. Ennen nase, insanlar kânû bi âyâtinâ, bizim ayetlerimize la yûkinûn, yakinen iman etmezler, inanmazlar. Kâle, dedi ki ellezîne la yu'mirûne bil ma'rûfi ve la yenhevne al münker. İşte bunlar, yani Allah'ın ayetlerine hakkıyla iman etmeyenler, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapmayan kimselerdir. Ne demekti emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapmak? İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya emri bil maruf nehyi anil münker diyorlar. Ha, işte bunu yapmayan insanların arasından ne olacak? Dabbetül art denilen bir yaratık çıkacak. Cenab-ı Hak bizleri kıyametin şerrinden muhafaza buyursun. İmanımıza zarar getirecek, halel getirecek her türlü şeyden bizleri ve mümin kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.